Merhaba, içerime hoş geldiniz. Bir Airfray çalışmamızla yine birlikteyiz. Bugün Airfray'de tavuk karnaval, tarifi tamamen bana ait. Tavuk karnaval yapacağız bugün Airfray'de. İki haznesini de kullanacağız kolay ve rahat pişirmek için. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı soya sosu, şöyle 400 gram doğranmış göğüs bonfileden, tavuk göğsü bonfileden doğranmış küçük küçük tavuk. Baharat olarak 3 çay kaşığı kırmızı toz biber, tatlı veya acı size bırakıyorum. 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı yeni bahar. Bu tavuğun hem kokusunu biraz bastırıyor, yeni bahar nötr bir hale getiriyor lezzetleri şeyini, ağır kokularını. Sakatatlarda ve tatlı şeylerde daha çok işe yarayan bir şey. Ben o yüzden tavukta kullanıyorum. 2 çay kaşığı kimyon. Bu baharatımızın içine bir miktar tuz attık. Soya sosunda da tuz olduğu için tuzu 2 çay kaşığı gibi atabilirsiniz. Veya 3 çay kaşığı gibi. Tuzlu veya tuzsuz durumunu yine size bırakıyorum. Ama soya sosunda tuz olduğunu unutmayın. Şimdi bu kabımızın içerisinde baharatları, yağımızı ve soya sosumuzu güzelce karıştırıp sonra bu airfryimizin haznelerine boşaltacağız. Evet, şimdi ilk etapta şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı hemen bir gezdirelim. Zeytinyağımızı gezdirdikten sonra şöyle tavuklarımızın şeyine bir iyice yedirelim yağımızı. Karıştıralım şöyle güzelce. Evet, şimdi şöyle güzelce baharatımızı da gezdiriyorum. Baharatımızı da yedirelim. Tavuklarımız da güzelce buluşsun. Bu lezzeti çok beğeneceksiniz. Airfryer'in pişirme şekli de çok bu tarife uygun. Gerçekten yani nasıl söyleyeyim, tantuni veya tandır lezzeti gibi bir lezzete ulaştırır. Gerekirse bu tarifi pişirdikten sonra yanına lavaşlarınızı da hazırlayın. Arasına koyup yiyebilirsiniz. Ya da ekmek arası yapabilirsiniz bu tarifi. Tavuk pişiriminin sonrası. Çok güzel bir lezzet çünkü bu. Şimdi bunun üzerine bir de soya sosumuzu dökelim. Şöyle. Yemek kaşığı yeterli. Şöyle yine şimdi güzelce karıştırdık tavuklarımızı. Şöyle haznemizin dibine yine zemin rafını yerleştirdik. Xiaomi Hat D9 çift hazneli airfryer'de pişireceğiz yine. Şöyle kalın tabak oluşturmayacak şekilde bu rafımızın üzerine güzelce yayalım. Zaten kalınlık oluşmasın, aynı anda lezzetli pişirebilirim diye ben iki hazneyi o yüzden tavuğa ayırdım bugün. Evet, şimdi iki haznemizi gördüğünüz gibi aynı seviyede yerleştirdik. Şimdi iki haznemizi de koyuyoruz. İkisinde de aynı ürün olduğu için şimdi cihazımızın match cook seçiyoruz. Sonrasında tavuk seçiyoruz 200 derecede ve 20 dakika aynı anda iki haznemizi de pişirmeye başlatıyoruz, çalıştırıyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla bir yemeğimizi karıştıralım şöyle. Hem bir alt üst olmuş olsun.
Hem de yakından böyle pişmesini de görmüş oluruz. Evet, harika bir şekilde devam ediyor. Bu tarafa da yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi süper. Evet, gayet güzel pişmeye devam ediyorlar. Dört dakikamız kaldı. Evet, pişme süresi gerçekleşiyor. Şimdi uyarı vermeye başladı, bitti. Evet, şimdi gerçekten doğru pişme olmuş mu şöyle bir bakalım. Haznenin birinden. Biraz daha ilaveye gerek var mı? Evet. Ya pişme gerçekleşmiş fakat ben biraz daha çıtırtı istediğim için bir 5 dakika daha programı ayarlayacağım. Burada şimdi süreyi buradan düşüreceğiz. Sonra 7 dakika alalım, bakarız duruma. Bu taraftan da ısısını değiştirebiliyorsunuz. Zaten maksimum 200 derece. 5 dakikada pişirelim. Evet, son pişirmeyi yaparken dayanamayacağım. Şöyle elimde biraz susam var. Bu tavukta çok yakışıyor. Şöyle biraz susam lezzeti karıştırmak istiyorum. Yani dereye geçerken at değiştirmek gibi biraz ama dayanamayacağım. Çok seviyorum çünkü tavukta susamı. Aşırı lezzetli oluyor. Şöyle az bir şey lezzetine katkı sunmuş olalım. Tavuğun üzerine çok yakışıyor çünkü. Normalde kabın içinde karıştırırken yağla yapsanız daha güzel olur da susam yapışır, daha lezzetli olur. Ama yapacak bir şey yok. Yeni aklıma geldi. Evet, şimdi 3 dakika kaldı. Son ayarımızda 7 dakika ayarlamıştık ama ben buradan kendim durduracağım. İstediğimiz lezzet oluştu. Evet, tam 25 dakika oldu pişirme süremiz. 25 dakikada harika bir lezzete sahip olduk. Şöyle tahta kaşık yardımı alalım. Ağzımızı çizmemek için. Benim istediğim çıtırtıya ulaştı bu. Evet. Süper. Tavuk karnavalımız hazır. Bunun yanına isterseniz patates kızartabilirsiniz. Pilav yapabilirsiniz veya süper bir salatayla eşlik edebilirsiniz. Yani ayran... Sesi duymuşsunuzdur, çıtır çıtır oldu. Çok lezzetli oldu, efsane. Umarım bugünkü çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, takipçilerimiz lütfen abone olsun. Pusula Çağlayan ailesi büyümeye devam ediyor. Harika çalışmalarla birlikte olmaya devam ediyoruz. Yine bugün bir air fryer çalışmamızı yaptık. Tavuk karnaval yaptık. Umarım çok lezzetli bir çalışma olmuştur. Siz de muhakkak bu tarifi bir deneyin. Beğeneceksiniz. Yeni çalışmalarımızda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Pusula Çağlayan'da kalın tam zamanlı. Hoşça kalın.